Daha yatmadın mı? Seni bekledim. Keşke uyusaydın. Gümüş. Efendim? Bilmediğin çok şey var. Lütfen benden bir şey bekleme. Çünkü benim senden hiçbir beklentim yok. Nasıl yani? Biz karı koca değiliz. Sen benim karım değilsin Gümüş. Mehmet Fikri'nin gelinisin. Neden? Çünkü sen ve ben sadece bu odaya hapsedilmiş birer mahkumuz. Birbirimize değmeden ve dokunmadan. Ne haber abla? Ne olsun, baba kız oturduk, keyif yapıyoruz. Ya ben aslında bir şeye ihtiyacınız var mı diye aramıştım. Tamam canım. Yok, sen selam söyle. Hadi canım, ben de. Bay bay. Bay bay. Mehmet'in selamı var babacığım. Evde bir sıkıntı yok. Değil mi kızım? Sana ne evden baba? Hemen unuttun doktorun dediklerini. Bırak ne halleri varsa görsünler. Sen iyileşmene bak babacığım. Pınar, hastayım. Çocuk değil. Babacığım, her şey yolunda. Zaten evde bir sorun olsa Mehmet değil dedem arardı. Şu Mehmet'in hayatı bir yoluna girse. Çok korktum. Ne işin var burada? Ben burada... Ne bu halin? Mehmet nerede? Mehmet gitti. Gider geri gelir yavrum. Burası onun evi. Ama sen Mehmet her gittiğinde ayaklanırsan olmaz. Sıkıntın oldu mu? Önce bana geleceksin. Ama ben... Tamam tamam. Geç içeride dertleşelim. Uyandırmayalım şimdi milleti. Sen Mehmet'in gitmesine mi üzüldün? Daha çok söylediklerine üzüldüm. Ne dedi? Benim karım değilsin dedi. Asla da olmayacaksın dedi. Ah, üzüntüsünden saçmalamış. Beni de yok yere telaşlandırdın. Bir şey oldu sandım. Ama bir de... Birbirimize dokunmayacağız. Değmeyeceğiz dedi. Babası hastanede canıyla uğraşırken seni koynuna alacak değil ya. Biraz anlayışlı olacaksın. Ateşle barut yan yana durmaz çocuğum. Bir de bilmediğin şeyler var dedi. Daha ilk tartışmada her gelin bavulunu toplasaydı... Oo, hiçbirimizin evliliği yürümezdi kızım. Öyle kolay değil yuva kurmak. Yok, ben anladım. Mehmet beni istemiyor. Duramam ben artık. Aa, oğlan düğünden kaçtı, babasının kalbine indi. Şimdi sen gitmeye kalk. Allah bilir Mehmet Fikri dedeye neler olur. Değil mi Gümüş?